Kapaklı Belediye TV'den herkese merhaba. 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlemiş olduğumuz etkinliklerimize Çevre Dostu Çocuk Sokağımızda başladık. Merhabalar, ismi nedir? Ecenaz. Efe. Eyman Kerim. Hangi atıklar geri dönüşüyor biliyor musun? Evet. Hangileri? Cam, plastik kağıt, karton kutu. Karton kağıt, plastik, pil, cam. Peki bugün burada neler yaptın? Bugün ben burada arkadaşlarımla vakit geçirdim. Çok eğlendim. Kağıt atıklarla geri dönüşüm şeyleri yaptık. Yürüyen çöp kutusu gördüm. Gözleri vardı. Yüz boyası bile yaptırdılar bana. Sonra parkta birazcık oynadım. İşte çok müthiş geçti. Bugün Dünya Çevre Günü. Bununla alakalı bir mesaj vermek ister misin izleyicilere çevreyle ilgili? Ne yapmalılar çevreyle alakalı? Doğayı kirletmemeliler. Herkes çevreyi korumalı, ağaç yetiştirmeliler. Doğamızı kirletmesinler. Doğamızı korumalıyız, çevremizi kirletmemeliyiz. Haziran Dünya Çevre Günü etkinliklerimize Kazak Gölümüzde yaptığımız çöp toplama etkinliğimizle devam ediyoruz. Şu anda yanımızda Çöpüne Sahip Çık Vakfı'ndan Ece Hanım var. Ece Hanım merhabalar. Merhabalar. Vakfınız hakkında bize biraz bilgi verir misiniz? Tabii. Biz İstanbul merkezli bir vakıfız. 2015 yılında kurulduk. Kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşuyuz. Çöp üretiminin azaltılması ve üretilen çöpün doğru yere atılması konusunda bir farkındalık sağlamaya çalışıyoruz. Bir davranış dönüşümü sağlamaya çalışıyoruz. Peki 5 Haziran Dünya Çevre Günü hakkında söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Çevreyle ilgili sorunları durdurmak için hepimizin elini taşın altına koyması gerekiyor. Bugün yapılan bütün bu etkinlikler, özellikle çocuklarla yapılanlar ve insanlar burada piknik yaparken onların arasında yapılan çöp toplama faaliyetleri bence bunun için çok önemli. Herkesin dikkatini çekmek esas amaç burada. Evet, şu anda Samsung CEO'su Park Bey yanımızda. Merhaba. Merhaba. Büyük bir teknoloji firmasısınız ve Kapaklı'ya verdiğiniz değeri de biliyoruz. Şu anda burada olmak nasıl bir duygu sizin için? İşte Samsung이라는 회사는 항상 지역 사회와 같이 동반 성장을 하는 게 가장 중요한 모토입니다. 삼성이 여기 카파클리에 와서 카파클루와 같이 기술적으로든 경제적으로든 같이 성장을 했으면 좋겠습니다. Peki 5 Haziran Dünya Çevre Günü hakkında izleyicilerimize vermek istediğiniz mesajınız var mı? 예, 삼성이라는 회사가 최근에 뭐부터 그렇고 예전에도 그래 봤듯이 환경이라든지 지구의 그 뭐 여러 가지 재난들이나 이런 부분에 대해서 굉장히 관심이 많고 그런 부분에 대해서 적극적으로 보호 지원하려고 하고 있습니다. 예, 그리고 뭐 오늘 같이 이렇게 또 시장님께서 좋은 행사 또 의미 있는 행사에 저희 기업을 불러주셔서 저희들도 즐거운 마음으로 동참을 했고 앞으로도 더 깨끗하고 좋은 환경이 만들어졌으면 좋겠습니다. Biz Kapaklı Belediye TV ailesi olarak çok teşekkür ediyoruz bu röportaj için. Kapaklı TV 라서 너무 감사한다고 합니다. 인터뷰 때문에. 반대 teşekkürler.